Günaydınlar. Temizliğimizi bitirdik, evimizi misledik ve geldim karşınıza. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Baktım Oğuzhan uyuyor, ben de uykumu almışım. Dedim ki kalk Kübra en iyisi. Oğuzhan'ın kapısını kapattım. Diğer odaları süpürdüm, sildim. Dün akşam hatta ne yaptım biliyor musunuz? Yemek yedik. İşte işten geldikten sonra yemek yedim. Biraz dinlendim, içim rahat etmedi. Çünkü böyle haftalık temizlik rutinim geliyor ya, o yüzden asla içim rahat etmez. Kalktım, balkonumu yıkadım, çamaşır yıkadım, astım onları temiz balkona. Sonrasında tuvaletimi yıkadım ve salon hariç diğer odaların tozunu aldım. Slippy'li aldım. Slippy'li alınca daha kolay oluyor gerçekten. Şu an kuş gibiyim var ya, böyle temizliğimi bitirince o kadar mutlu oluyorum ki. Şunları da biliyorsunuz, bekarlığa vedadan kalma. Kendim bunu takınca kendimi şey zannediyorum, böyle Lohusa dönemindeki anne gibi hissettim nedense. Bir an kendimi ona benzettim. Neyse, temizliğimi bitirdim. Şimdi Oğuzhan'ı markete gönderdim. Eksiklerimiz vardı. Çayı koydum. Kahvaltı hazırlayacağım bize. Pazara güzel başladım gerçekten. Kendimi çok motive hissediyorum. Bütün işlerim bitti. Çamaşırımı dün akşam bir posta yıkadım. Bugün de, dün akşam bir de nevresimlerimi değiştirdim. Onlar makinede şu an, kahvaltı falan bitsin. Makineyi çalıştırırım. Onları da sererim. Benim için tamamdır. Bugün ve yarın bol bol dinlenme. Alışverişini yapmış gelmiş kocam arkadaşlar. Şimdi bize güzel bir kahvaltı hazırlayacak. O kadar yeterli mi? Bakın belki yetmez. Doğru. Okey. Yumurtaları alıyorum buradan. Bir kiloda kaç tane? Yani toplu aldığına değer mi? O kar için. Bittikçe bir taze taze al. Ha, 40 liralık şey 25 liraya gelir. Toplu alırsın. Mantıklı kocam. Şu büyük tavada yapalım değil mi? Hı hı. Küçük. Bir yere geldik arkadaşlar. Biraz fazla esinti var. Ama şey yapacağız. Bu arada neye geldik? Piknik yapmaya geldik. Evde yemeğimi hazırladım. Bildiğiniz böyle akşam yemeği yaptım yani. Fırına patates, tavuk sürdüm. Pilav yaptım. Salata yaptım. Bir de turşu getirdim. Annemlerin şeyi o. Sandalyesi bizde kalmış. Birini onu aç istersen. Hazırladım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Böyle deniz manzarasında, deniz kokusuyla yapalım istedik. Çok fazla esinti var. O yüzden böyle arabamızın yanına masamızı kuracağız. Biraz belki araba rüzgarı keser diye düşündük. Bu arada buraya ilk defa geldim biliyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Burada sadece aileler var. Denize giriyorlar, piknik yapıyorlar. Bayağı bir uzaklaştık. Saatimiz de bu arada 6:30 oldu.
Aradakiler uçmaz ha. Evet. Uçuyor mu? Ama üstüne bir şeyler koyacağız ki. İçin getirdiğim her şeyi masaya koydum. Ama bilin bakalım neyi unutmuşum. Çakmak getirmeyi unutmuşum arkadaşlar. Yani ben hala olsam sigara içiyor olarak düşünüyorum galiba, yanımda vardır diye. O da elektronik sigaraya geçti. Öyle olunca biz de kahve yapmaya çok geç kaldık. Normalde şu yakınımızda falan duranlar vardı. Şimdi onlar da gitti. Bu da yan tarafa gitti, bayağı bir uzağa. Galiba çakmak istemeye gitti diye düşünüyorum. Bakalım şimdi. Çok güzel ya. Yani var ya, tamamen huzur, başka bir şey değil. Sessizlik, deniz, dalga sesi, hafif bir esinti. Normalde çok esinti var da araba kesiyor bizim esintiyi. Güzel yani, çok hoşuma gitti. Oğuzhan ateş bulmuş ama gelemiyor rüzgardan. Ya aşkım, benden uzak kal ha. Aşkım uzakta kal. Nasıl getirdin onu? Kartonla. Cezve biraz kötü. Aşkım köpüğü dolmayı versin.
Eve geldik canlar. Piknik sepeti de burada boşaltmadan. Kargomu sizinle beraber açmak istiyorum. Unutmuşum, arka tarafta kalmış bu. Arka odada. Biliyorsunuz zaten bunun serumlarını almıştım. Bir iki video öncesinde beraber açtık sizde. Beraber verdim aslında bunları ama bu en geç gelen oldu. Cilt tonu eşitleyici pembe güneş serumundan aldım. Piknik sepetini boşaltalım. Makineye dizilecekleri dizelim. Sabaha pek bir şey kalmasın. Malum evimiz de temiz. Mis gibi uyanır. Evimizde takılırız. Güzel bir tatil geçiririm yarın. Allah'tan bir şey çıkmazsa dinlenmeyi düşünüyorum. Bakalım kısmet. Direkt poşetleyip koydum ya suyu. O yüzden biraz kokmuş. Şunu yıkarım zaten. Bunu kırmışım ya canlar. Yani sanırım sepetin içinde kırılmış. Çünkü koyduğumda bir şey yoktu. Şurada pilav var. Daha içeride malzeme olarak kaldırabiliriz. Şunu da tekrar izleyelim. Şurada da kırılmış. Sezon makinden ekiliydi ama neyse. Yine böyle kalsa mı, atsam mı, yapalım derken kullanamayayım. Şunu bakma gelin yardım kız. Biraz altı kirlenmiş. Şöyle temizleyelim. Makineye öyle atalım. Aslında bu fincan, yani cezvemi sevmiyorum biliyor musunuz? Bir tane güzel almam lazım. Çünkü şu ağzından dolayı şuralardan taşırıyor. Ya böyle piknikte kullanacağım ama gerçi piknikte de kullansam videoda gördüğünüz böyle kenarlardan taşırıyor ve hoşuma gitmiyor. Ya da atacağım, yenisini alacağım. Mutfakta işim bitti. Bir gideyim saçımı başımı toplayayım, elimi yüzümü yıkayayım. Sonra dinlenme moduna geçeyim. Bugünlük benden bu kadar. Yarın görüşmek üzere.